Şafak karanlık mı diye soruyoruz. Önümüzdeki günlerde fiyatlarda, hayat pahalılığında bizi nasıl bir yolculuk bekliyor? Evet, Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan açıklamaları yaptı. Yılın 3. enflasyon raporu açıklandı. 2023 yıl sonu enflasyon tahmini %58. İlk 6 ay enflasyonu %19.77 olarak dikkate alındı özellikle emeklilere zaten e, bu oran dikkate alınarak zam yapıldı. Üzerine de 5 puan konuldu ama bakıyoruz ki daha maaşlar alınmaya başlandığında zaten ikinci 6 aya girmiş durumdaydık. İkinci 6 ay beklenen enflasyon yüzde %32 olacak. Yani burada biz %5'lik bir iyileştirmeye emekliler için ihtiyaç olduğunu daha şimdiden görebiliyoruz. Çünkü maaşlarda zaten erime başladı. 2023 gıda enflasyonu tahminine baktığımızda %61,5 yani zaten gıdaya odaklanmış durumda herkes. Yani lüks tüketimi bir kenara bıraktı. Her 100 liralık harcama yıl sonunda %132 olacak. Pardon. Her 100 liralık harcama yıl sonunda 132 lira olacak ve alım gücü de %25 azalacak. Merkez Bankası'nın son 6 ayda %32'lik enflasyon tahmini gerçekleşirse erimeye bakalım. Asgari ücret 11.402 lira fakat orada erime 2766 lira olacak. Yani inanın pek bir anlamı kalmıyor. En düşük memur maaşı 22.000 liraydı. 5335 lirası erimiş olacak. En düşük emeklilik maaşı 7500 lirayken bu bile şu anda emeklileri zorlarken bir de üstüne üstlük yaklaşık 2000 liralık bir erime ile karşı karşıya kalacaklar. Çünkü fiyatlar artmaya devam ediyor. İngiliz ekonomist Timothy Eşten Erdoğan'ın yeni atadığı Merkez Bankası Başkan Yardımcıları ile ilgili bir açıklama geldi sayın seyirciler. Gece saatlerinde 3 Merkez Bankası Başkan Yardımcısı değişti. Bu büyük bir pozitif adım diyor Timothy Eş. Cevdet Akçay, dünyanın da çok yakından tanıdığı bir Türk ekonomist, Mükemmel bir ekonomist ve düşünürdür. Gerçekten çok gerçekçidir. Zaman zaman böyle kullandığı dili anlamakta zorluk çekebiliyoruz ama o ifadeleri ortaya çıktığında şeffaf bir şekilde geleceği öngördüğü de anlaşılıyor. Hatice Karahan mükemmel. Zaten Erdoğan'ın ekonomi başdanışmanıydı. Hatice Karahan. Fatih Karahan da. New York Fed'den gelen bir isim bu Türk Merkez Bankası'nda büyük bir değişiklik diyor Timothy Eş. Dünyada da böyle olumlu bir e, izlenim oluştu. İyi e Parti'den Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın açıklamalarına tepki geldi. Muhalefet özellikle Erkan'ın Merkez Bankası bağımsız sözüne itiraz ediyor. Erkan selefi Kavcıoğlu'na göre gerçekçi ve konuya daha hakim ancak maalesef bunun dışında ortada elle tutulur bir şey yok. Kavcıoğlu'nun son döneminden bile daha gevşek bir para politikası var deniyor İ Parti'den gelen açıklamada. Böyle